huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamızla yine sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Kendisinden bazı yeni bilgiler almaya çalışacağız. Hemen sorumuza geçelim o halde vaktimizi fazla harcamadan. Hocam Peygamber Efendimizle alakalı olarak daha önce e, işte onun e, aleyhissalatü vesselam değişik e, özellikleriyle ilgili, değişik e, faziletleriyle alakalı olarak sorular yöneltmiştik. E, yine mesela soyuyla e, efendim geldiği nesep itibariyle nasıl temiz alınlardan, nasıl temiz soylardan geldiğini anlatmıştınız. E, Tabii bütün özellikleri üstün onu bir kayıt olarak söyleyelim bir kenara koyalım da şunu da sormak istiyorum ahlaken çünkü çok ihtiyacımız olan bir konu ee, peygamberimiz madem iyi öyle iman ediyoruz ona azıcık benzemek bakımından sormak istiyorum ahlaken ne gibi üstün özellikleri vardı? Şimdi Mustafa Bey e, tam peygamberimiz Aleyhisselatü Selam ne ben diğer fiziken falan hep üstünlükleri var da üstünlükleri evet. var da. Allah-u Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendi e, kendine güzel huylar verdiğini sen güzel huylu olarak yaratıldın mealindeki ayet-i kerime ile bildiriyor. Yani yani öbürlerinin önüne geçiyor bu. Evet. Onun yani kemalini zirveye çıkartıyor. Hatta Hazreti Alkame radıyallahu anh Abdullah İbni Abbas'tan işittim buyuruyor. Bu ayet-i kerimedeki hulku azim yani güzel huylar Kur'an-ı Kerim bildirdiği ahlaktır buyuruyor. Hadikatül katül e, Akay, e, kitabında da deniyor ki ayeti kerimede sen huluk azim üzerisin, üzeri, üzerisinde üzerisin buyuruldu. huluk azim demek allah Teala ile sır gizli şeyle bulunmak insanlar ile de güzel huylu olmak demektir. Çok kimsenin Müslüman olmasına Resulullah Efendimiz'in güzel ahlakı sebep oldu. Doğru. Ve bir ifade kullanıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın bin mucizesi görüldü. Dost düşman herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerinin en kıymetlisi, oraya getireceğim şimdi sorduğunuz var En kıymetlisi edepli olması ve güzel huylarıydı. Edepli olması ve güzel huylarıydı. Hatta bu konuda ee, Kimya-i Saadet kitabında deniyor ki İmam Gazali Hazretleri deniyor ki Ebu Saidi Hudiri radıyallahu Anh Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimiz Hayvanı ot deriş, Deveyi bağlardı. Evini süpürür. Tabi bunu okuyunca o falan. Şimdi kazak erkekler var ya. Tabi canım. Tabii canım. <laughs> Evini süpürür. Koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının suyunu dikerdi. Çamaşırını yamardı. Elbisesini yamardı. E şimdi böyle hani ben erkeğim. Soğan erkeği var çok böyle piyasada. Ben erkeğim diyenlerden. Ulan canım sen de ben ulanın başlar konu. Ne alakası var bunun Erkeklik mi yani bu? Hiç. Hizmetçisiyle birlikte yer. Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşın, karşılaşınca önce selam verir, bunlarla müsafa etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Hatta e Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaz-kış Medine-i Medine, Medine Münevvere'de çocuklar Resulullah Efendimiz'in aynı şekilde Mescid-i Nebi'den çıkacağı zaman mesela girerlermiş kuyudan su getirirler veyahut da nereden şey yapıyorlar su kapları sıraya girerlermiş. Resulullah Efendimiz Mescid'den çıkınca mübarek parmağıyla hepsine dokunurmuş. Sırf aynı şekilde dokun sıraya girerler. Ve buyuruyor ki yaz-kış hiçbirisini kırmaz ve kışın soğuk bile olsa yine onlara aynı şekilde göllerini yapar da buyuruyor. Köleyi efendiyi, beyi, silah, siyahı ve beyazı bir tutardı. Hatta Mekkeli müşrikler diyorlar ki şimdi diyorlar hani Bilal Habeşi Radiyallahu Atan Hazreti evet. köleydi ya. Şimdi onunla ben diyor bir mi olacağım diyor. Bize bir ayrıcalık göstersin falan diyorlardı. Dağdaki çobanın oyuyla benimki bir mi? <laughs> diyor ya. Aynı anlayış o, <laughs> o zaman da vardı. O zaman da vardı. Her kim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Bu mu? Bugün pişirdiğin Hepimiz söylediyseler. E bir de diyoruz ki Efendimiz peygamberimiz ayet-i şefaatine kavuşacağız. Peki neremiz benziyor? İşte Resulullah Efendimiz'in ahlakı uyuyor. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydu. İyilik etmesini severdi. Herkese herkeste iyi geçinirdi. Şimdi e, mesela bunları anlatılırken e, tabi o şimdi anekdot diyorlar o bölümlerde anlatılırken bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'la oturmuş Mescid-i Nebi'de onlarla sohbet ediyor. Sohbet derken birisi geliyor diyor ki e, bana diyor bir şeyler ver, bir şeyler verin diyor. Dışarıdan birisi gelmiş bana bana bir şeyler verin diyor ihtiyacım var diyor. Eshab-ı Kiram da veriyor falan. Resulullah Efendimiz adamın haline bakıyor. Memnun oldun mu diyor. Ne verdin eski memnun hocam diyor adam. <laughs> Tabii Eshab-ı Kiram homurdanıyor falan diyor ki siz bekleyin. Hemen gidiyor elinden tutuyor. Gel benimle diyor. Gidiyor. Evde ne varsa hepsini veriyor. Şimdi memnun oldum mu diyor. Oldum diyor. Gel diyor bunu eshabımın yanında da söyle. Sen hakkında suizanla düşmesinler. Diyor ki sorun bakayım memnun olmuş mu? Aa diyor çok iyi diyor bu zat diyor beni diyor memnun etti diyor. İhtiyaçlarımı karşılarım falan diyor. Ondan sonra adam çekmiş gitmiş. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bunun halini size bıraksaydım bunu belki dövecektiniz. Yani. <laughs> Kovardınız. Ama bizden uzaklaşınca cehenneme giderdi buyuruyorlar Bizden uzaklaşınca cehenneme giderdi. Evet. Hatta bir gün e, yine bir şey anlatıyorlar. Birisi geliyor Resulullah Efendimize bir şey soruyor. Resulullah Efendimiz anlatıyor. Adam Yak, diye öyle şey. bir daha soruyor, bir daha soruyor falan. E, yani her seferinde bir bahane buluyor falan. En sonunda ama her sorusunda da Resulullah Efendimiz hepsini ciddi alıyor. Ciddi ciddi cevap veriyor. En son da diyor ki Eshab-ı da böyle demişler hani bir izin verse de şunu iki büklüm ediversek falan diye ama Resulullah Efendim karışmayın buyuruyorlar. En sonunda demiş pes demiş ya. Anladım demiş yani bu benim bu yaptığımı demiş kimse tahammül edemez Anladım ki diyor sen Peygamber bana imanı anlattı. Son olmakla şerefleniyor. Müslüman olmakla şeref yok. Güzel huyluydu, iyilik etmesini severdi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Söylerken gülmez, üzüntülü görünürdü. Fakat çatı kaşlı değildi. Aşağı gönüllüydü fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi yani saygı ve korku hasıl ederdi fakat kaba değil nazikti. Cömertti fakat israf etmez faydasız yere bir şey vermezdi. Şimdi böyle israf edenleri ee, cömert zannediyor. Adam zannediyor. Adam zannediyorlar. Herkese acırdı. Mübarek başı hep önüne eğikti. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet huzur isteyen onun gibi olmalıdır buyuruluyor. O kimyayı saadette İmam Gazali Rahmetullah Teala Ali Hazretleri. E şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı, halleri bu. Ya bu biz kız özetinin özetini aldık tabii. Özetin özetini aldık. E şimdi kitaplarda bunlar anlatılmış. E peki niye okuyoruz onları? Hayatımıza geçirmek için. Geçmiyorsa o zaman böyle mangalda kül bırakmayacak şekilde anlatmamız, bağırmamız, çağırmamız hikaye demektir o. O da hikaye. Eshab-ı Kiram'dan Enes Malik Hazretleri bu zat buyuruyor ki Resulullah Efendimiz insanların en güzel huylusu idi buyurmuştur insanlar yaratılmışların hepsi içerisinde. Peygamberler de dahil mi buna? Evet peygamberler de dahil. Peygamberler de dahil. Şimdi Nuh Aleyhisselam kavminin helakini istedi. Musa Aleyhisselam aynı şekilde Firavun'un boğulmasını istedi. Ama ne dehşetli imtihan. Bak onlar da o lazım peygamber. Peygamber Efendimiz de Taif'e gitti. Orada taşladılar, andı, ayakları yaralandı, yuhaladılar. Bir sürü hakaretler yaptılar. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki allah Teala bu meleği emrine verdi. Senin dediğini yapacak. Bu Taif'i yani yok o enerji haline dönüşsün yok olsun yok edecekler. Yerin dibine Lut kavmi gibi batır dese batıracaklar. Ama sana tabiri sen ne dersen. Ben e, alemlere rahmet olarak gönderildim. Helak etmek için gönderilmedim ben rahmet olarak gönderildim. Bunlar iman etmese bunların çocuklarından neslinden gelecek olup da iman edecek olanlar vardır dedi. E, ama ne zor bir durum. Sana her türlü hakaret yapılıyor. Tam o anda diyor ki yetki sende senin dediğin olacak. Zor bir durum. Zor. O da nedir? Güzel halakın aynı şekilde ona verildiğinin gösterildiği bir alametiydi. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Mümin beş çeşit şiddet arasındadır. Müslüman kardeşi onu çekemez, münafık ona buz eder, sevmez onu. Kafir onun canına kasteder. Kendi nefsi onunla uğraşır ve şeytan onu şaşırtmaya uğraşır. Güllere vurgunum, güllere sevdalı bana güller derin, kırmızı güller verin. Kan rengi hüzünlü şehit edalı, Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar, Bana güllerimi, güllerimi verin. Gül yüzlü şehadet gülleri derin, kokulu yare yare gönderin Ölsem ölsem yine dirilsem derim Bana güller derin kırmızı güller verin Güller anlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi ver Gün olur yaprağı düşer güllerin Bu can evinden çıkar giderim Sevdam güle döner ben de gülerim Bana güller derin kırmızı güller verin Güller anlar bana bu derdi güller anlar bana gül ellerimi güllerimi verin Güller AĞLAR bana bu derdi güller anlar bana güllerimi güllerimi verin Tam ilmi hal ebediye Beş vakit namaz her Müslümanın 33 farzı bilmesi lazımdır. 33 farz şunlardır. İmanın şartı 6. İslam'ın şartı 5. Namazın farzı 12. Abdestin farzı 4. Guslün farzı 3. Teyemmümün farzı 3. Teyemmümün farzına iki diyenler de vardır. Bu zaman hepsi 32 farz olur. Akıl ve bali olan her Müslümanın her gün beş namaz vaktinin her birinde bir kere namaz kılması farzdır. Bir namazın vakti gelince bu namazı edaya kılmaya başladığı vakt kılması farz olur. Kılmadı ise vaktin sonunda yani vaktin çıkmasına Abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca kılması farz olur. Özrü yok iken kılmadan vakit çıkarsa büyük günah olur. Özrü olanın da olmayanın da vaktinde kılmadığı namazı vakti çıktıktan sonra kaza etmeleri farz olur. Çocuk bali olunca kafir veya mürtet müslüman olunca Kadın temizlenince, deli ve baygın şifa bulunca, uykuda olan uyanınca da böyledir. Yeni Müslüman olana evvela namazın şartlarını öğrenmesi farz olur. Öğrendikten sonra kılması da farz olur. Vakt girdikten sonra kılmadan uyumak özrü olmaz. Bunun vakt çıkmadan uyanması için tedbir alması farz, vakt girmeden uyuyanın alması ise müstehaptır. Beş namaz, kırk rekat eder. 1- Sabah namazı, dört rekattir. Önce iki rekat sünneti, sonra iki rekat farzı kılınır. Bu sünnet çok kuvvetlidir. Vacip diyenler de vardır. 2- Öğle namazı, on rekattir. Önce dört rekat, ilk sünneti, sonra dört rekat farzı, farzdan sonra da iki rekat son sünneti kılınır. 3. İkindi namazı sekiz rekattır. Önce dört rekat sünneti, sonra dört rekat farzı kılınır. 4. Akşam namazı beş rekattır. Önce üç rekat farzı, sonra iki rekat sünneti kılınır. 5. Yatsı namazı on üç rekattir. Önce dört rekat sünnet, sonra dört rekat farz, sonra iki rekat son sünnet, bundan sonra üç rekat vacip olan vitir namazı kılınır. Molla Hüsrev Hazretleri Asıl adı Muhammed olan Molla Hüsrev Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın hidayet verdiği, son ve mükemmel, ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, tek din olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de emir buyurduğu İslamiyetle şereflenen bir Fransızın oğludur. Sivas'la Tokat arasındaki Kargın köyünde doğar o. Müslüman olan babası, kızını Hüsrev adında birine verir. Babası, kısa bir süre sonra hasta olduğunda, yanına çağırdığı oğluna dini İslam'a sıkı sıkıya sarılmasını ve ilim tahsil etmesini vasiyet eder. Bir süre sonra Muhammed babasını kaybeder. Şimdi ona babalık yapan kimse, ablasının eşi olan Hüsrev Bey'dir. Bir zaman Hüsrev Kayını diye çağrılır kendisi, daha sonra Molla Hüsrev olur onun adı. Molla Hüsrev zaten ilme aşık bir çocuktur hele babasının son nefeseki nasihatleri hiç çıkmaz kulağından, silinmez gönlünden. Daha küçük yaşlarda kitaplar onun dert arkadaşı, sadık dostları olur. Öyle ki bir gün yolunu kesen eşkıyalar elinden kitapları alıp yerlere atınca bütün parasını verip kitaplarını geri alacak kadar aşıktır ilme. Feda eder her şeyini. Önce Burhanettin Hayderevi ve başka büyük alimlerden ilim tahsil eder. Sonra kardeşinin vefatıyla boşalan Çelebi Medresesi'nde müderrislik yapar Edirne'de. Seneler 1429'u gösterdiğinde kadı askerliğine tayin edilir. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu hızla büyümektedir ki Sultan 2. Murat Han tahtan çekilir yerine geçirdiği oğlu Fatih Sultan Mehmet Han daha genç yaştadır ve bazı fitnebazlar bunu fırsat bilip devleti Aliye'yi karıştırmak isterler. Fatih topladığı hocalarıyla taht için liyakatı olup olmadığını sorunca Molla Hüsrev ona hakikati korkusuz bir şekilde ve pek güzel bir teşbihle arz eder. Sultanım, siz bir gonca gibisiniz.'' açılmanız için elbette zamana ihtiyaç vardır der. İçte ve dışta bazı devlet düşmanlarının faaliyetleri üzerine tekrar tahta geçen Murat Han oğlunu daha iyi yetişmesi için Manisa'ya gönderir. Birçok alim bu ağır yükü kaldıramayacağını, layıkıyla sultanın oğluna hizmet edemeyeceğini düşünerek Manisa'ya gitmekten çekinir. Fakat ilmi yanında İslamiyet'i yayan, adalet dağıtıp beldeler imar eden Osmanlı'ya hizmet için Molla Hüsrev, geleceğin Fatih'ini yetiştirmek üzere kadı askerlikten istifade ederek Sultan'la Manisa'ya gider. Fatih Sultan Mehmet Han, daha o yaşta nasıl bir devlet adamı olacağının sinyallerini kendisi için feragatte bulunan Molla Hüsrev'e serzenişte bulunarak yapar. Der ki, neden istifa ettiniz? Halbuki devleti Aliye'nin size ihtiyacı var. Molla Hüsrev, böylesine bir cevherin yetişmesinde katkısı olmasını en büyük fayda bilir ve Fatih'e, ''Efendim, sizin gibi bir şahsiyeti, padişahımızın emanetini yalnız bırakıp geri dönemem. Şimdi müsaadeniz olursa sizinle gelmek benim için görevlerin en şereflisidir.'' Fatih bu samimi ve candan dosta bu alime izin verir ve Manisa'ya birlikte giderler. Ve o Fatih'in ilme olan aşkının en büyük devası olur. Geceler kitap başında sabahlar, ilim irfan denizine dalıp dalıp çıkarlar. Ve Molla Hüsrev bilhassa ehli sünnetin, Resulullah'ın ve eshabının yolunda olduğunu diğer fırkaların yanlış yolda olduklarını delilleriyle öğretir şehzadeye. Hele sultanın ciğerlerini dağlayan bir husus vardır ki sürekli onu söyletir Molla Hüsrev'e. Belli ki bir şeylerin kıvılcıma atılmıştır içine geleceğin müjdelenmiş sultanının. Molla Hüsrev her defasında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini Aşkla Söylerler Konstantiniye Bir Gün Muhakkak Feth Olunacaktır Onu Fetheden Kumandan Ne Büyük Kumandan Onu Fetheden Asker Ne Büyük Askerdir Fatih Her Duyduğunda Bu Hadisi Şerifi Kendinden Geçer Divane Olur Konstantiniyenin İstanbul'u Almanın Aşkıyla Günün birinde Sultan II. Murat Han'ın vefat haberi gelir Şehzade Mehmet'e. Hemen toparlanıp geri döner Molla Hüsrev'le. Acısı büyüktür. Fakat ilahi kelimetullah için, vatan ve millet için ızrabını içine gömer, takdiri ilahiye boyun eğer, tahta geçer Fatih Sultan Mehmet Han. Ve bir zaman sonra Konstantiniye Resulullah'ın müjdesi olarak fethedilirken, Resulullah'ın müjdelediği komutan olmak şerefine kavuşan Molla Hüsrev'in talebesi Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Molla Fenari, İstanbul'da sürekli sultanla görüşmeye devam ederken Üsküdar Kadılığı'na tayin edilir. Sonra Bursa'ya gidip bir medrese açan ve talebe yetiştiren Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a çağrılır ve cümle alimlerin ittifakıyla pek şerefli bir görev olan Şeyhülislam'a tayin edilir. Fatih Sultan Mehmet Han onu Şeyhülislam yaparken eşsiz imparatorluğun nasıl oluştuğunun ipuçlarından birini şöyle verir. Cihan Sultanı der ki: Devleti Aliye'nin yeni Şeyhülislamı Molla Hüsrev'dir ki, onun kararları karşısında boynum kıldan incedir. Molla Hüsrev Hazretleri, heybeti, tevazusu, vakarıyla herkeste hayranlık uyandıran bir büyüktür. Hele ki, alimler arasındaki yeri pek bir başkadır. Hele, Fatih Sultan Mehmet Han'ın onun ilminin büyüklüğünü tarif ederken onu Resulullah'ın geleceğini müjdelediği Ehli Sünnet'in reisi, marifetler menba, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin zamanımızdaki benzeri diye tarif etmesi muazzam bir payedir onun için. Molla Hüsrev, İstanbul'un fethinde büyük katkısı olan birçok talebe yetiştiren bir alim olarak geçer tarihlere. Ve 1480 yılında fani ve hayal olan bu dünyadan hakikat alemine. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşur. Cenazesi İstanbul'dan alınıp Bursa'ya, Emir Sultan Hazretleri'nin kabrinin yakınına, kendi yaptırdığı medresenin yanına defnedilir. Büyük ehli sünnet alimi ve Cenab-ı Hakk'ın evliyalarından olan Molla Hüsrev Hazretleri buyurdular ki, Dünya ve ahirette insanın şerefi, ve iki alemde üstün dereceleri nail olması ancak doğru itikat olan ehli sünnet itikadında bulunmak ve salih amel işlemektedir. Allahu Teala Peygamber Efendimizi peygamberlerin sonuncusu ve doğru yolu gösterici olarak gönderdi. Ondan sonra da onun ümmetinden büyük alimler yarattı. Bu alimler de onun bildirdiklerini insanların anlayacakları bir şekilde izah ettiler. Allahu Teala bu alimlerden dört mezhep imamını seçti. Bu büyüklerin ihtilafını rahmet kıldı. Diğer fıkıh alimleri de bu alimlerin mezheplerine göre fetva verdiler. Allahu Teala bu büyük alimler arasında da en büyük imam ve yüksek himmet sahibi ümmetin ve dinin kandili İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabiti seçti. Onun yaptığı hizmet sebebiyle Allahu Teala onun makamını cennetin en yüksek derecesinden eylesin. Şüphesiz ki Ebu Hanife'nin dini hükümlere dair bildirdiği şeyler dalgaları birbirlerine çarpan bir deniz, hatta sapıklığın karanlığını gideren parlak bir kandildir. İslam Ahlakı Bir insan, tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra, Ehl-i Sünnet alimlerinin Rahimahumullahü Teala kitaplarından, Muhammed aleyhisselamın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse, imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek, iyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp, dünyada kamil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur ahirette de Allahü Teala'nın merhametine mükafatlarına nail olur tekrar bildirelim ki saadet'e kavuşmak için iki şey lazımdır mesut ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır bu da fen derslerini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi, iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise, fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse, Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü Teala sonsuz ilmiyle her şeye alimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve imanları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allahu Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde tabiatı incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa ve Muhammed aleyhisselamı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse, sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkamı İslamiyeye yani Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uyarsa saadete kavuşmaktan ve Allahü Teala'nın rahmetinden, affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşilada Yavru Vatan Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey sahillerimizdeki güzel yurt şehrinin Lefke'sinden sesleniyoruz. Lefke Türkiye'de de namı yürümüş olan yafasıyla meşhurdur. Buralar Narenciye bölgesi. Kıbrıs'ın diğer yerlerinden coğrafi yapı olarak çok farklı. Şimdi Trodos Dağlarının doğu, kuzey doğu eteklerindeyiz veya kuzeyine doğru olan yerlerdeyiz ve hududa da Rumlarla olan hududa da şöyle bir 10 kilometre var yok mesafemiz. Biraz daha az bir yerdeyiz sulak ağaçlık gayet güzel bir coğrafideyiz efendim şu anda ve arkamda bir anıt çınar ağacı var. Bu bölgedeki çınarlar içerisinde en yaşlı olduğu tahmin ediliyor. Efendim yaşı 400 civarında. Yani biraz sonra sizlere göstereceğim Yukarı Lefke Camii yani Piri Camii'nin avlusu belki bura değildi ama hizasına dikilmiş onun yapıldığı zamanlarda dikilmiş. Bir anıt ağaç. Piri Osman Camii diyorlar ama aslı Piri Camii'dir. Pir Osman Camii de değildir. Daha sonra Osman Paşa'nın kabri burada olduğu için halk o kabirde yatan Osman Paşa ile bunu birleştirerek Piri'nin Adını Osman Paşa'nın adıyla birleştirmiş Piri Osman Paşa demiş. Aslında bu caminin banisi Piri Mehmet Paşa'nın Osmanlı'nın şanlı sadrazamı, Çaldıran'ın şanlı defterdarı, Yavuz Sultan Selim Han'ın haldaşı, yoldaşı, sohbettaşı olan onun torunu Ebu Bekir Bey. O da Piri, Piri sülalesinden. Oğlu da devlette üst kademedeydi Piri Mehmet Paşa'nın. Torunu da Ebu Bekir Bey de, bu Kıbrıs'ın şanlı fethine katılan kahramanlardan birisi. Bu caminin adının Piri olması da Ebu Bekir Bey'den geliyor. Yani gönül isterdi ki bu caminin tescili, isminin e, tescil edilmesi hususu Piri Zade Ebu Bekir Bey Camii olsa idi. Olmamış. Bu arı tacı sizlere paylaştık. Kıbrıs'a geldiğiniz zaman lütfen şöyle güzel narenciye bahçelerin arasından geçmek istiyorsanız Lefke'ye kadar uzanın. Yukarı Lefke'yi de sorduğunuzda yol gayet güzel geliyor buraya kadar. Biz de rahat rahat geldik. Her tarafta güzel yollar var efendim. Araçta her yere binek aracıyla gelmek mümkün. Burayı da bir görün hoş bir havası var. Şimdi buradan daha caminin avlusuna girmeden bir husus daha sizlere göstermek için şurada bir sütün gibi taş var onun yanına gidiyorum efendim. Burada üzeri yazısız bir sütun var. Bu sütunda bu semtlere, Lefke'ye daha doğrusu, güzel yurta bağlı Lefke'ye kanallarla su getiren, Öyle künkle falan değil efendim. Açıktan kanallarla. Açık kanallar önümüzde duruyor şurada işte. Şurada duruyor açık kanallar. Boş ama kanallar. Su yok. Su getiren burada Veli Ağa vardı. 1800'lü yıllarda. Veli Ağa bu köyün Lefke'nin ağası değildi. Ağalık bir emri kumanda sisteminin en alt kademesiydi. Ebu Bekir Bey ise Pirizade burada Sancak Bey'iydi. Lefke'de Sancak Merkezi'ydi. Güzel yurtta omorfo olarak Sancak Merkezi'ydi. Bu sancakların hepsi de Lefkoşa'daki Kıbrıs Beyler Beyine bağlı idi. Veli Ağa'da buranın ihtimal Alay Bey'i de olabilir veya Sancak Bey'in emrindeki komutanlardan birisi olabilir. Su getirdi bu semte bu bölgeye, Lefke bölgesine, bu camiye de su mutlaka verdi. Üç tane cami var Lefke'de ama Velia'nın kabri de burada yola gitti. Ya efendim biz bizden öncekileri yerlerinde rahatsız etmememiz lazım. Yerlerinden etmememiz lazım. Biz yerlerinden edersek bir gün bizim kabrimizde de bizi yerimizden ederler. Gönül isterdi ki bu kabir burada muntazam bir kabir olarak dursun. Maneviyatı güzel bir yer efendim burası. İşte velayede gö gördük. Daha sonra vefat eden 1818'lerde vefat eden oğluna caminin avlusu rasip olmuş. Ola ki bu caminin şu avlusu şöyle geniş vaziyette geliyordu. Ha buradan yol açacağız dedi. Ya camiden biraz alalım zaten cami cemaati de çok yok işte avluda çok büyük tutmuşlar bu kadar avlu mu olur kardeşim deyip yolu buradan velanın kabrinin üzerinden geçirmişler oğlu Hüseyin Ağa'ya da caminin avlusu nasip olmuş şimdi hazireye geçiyorum bu sefer efendim Pirizade Ebu Bekir Bey Camii dersek herhalde daha hoş olur. Yani yukarı Lefke Camii'nin kıbleye doğru döndüğümüzde Haziresinin sol tarafındayız. Bir önde var hazire, bir de sol tarafında. Sol tarafında bir tane kabir var. Bu kabirin, e, lahdin her iki tarafındaki e, işaretlerden anlıyoruz ki Osmanlı'nın tanzimat zamanındaki Osmanlı arması olarak kullanılan şeyleri de görünce o zamandaki yapılan bir kabir taşı. Kabir taşının üzerinde yazı burada var. Öbür tarafta da yani ayak şahide taşında bu baş şahide taşı o da ayak şahide taşı ayak şahide taşında üzüm asmasının salkımlarla beraber motifleri işlenmiş olur mu eski mezar taşlarında rastladık ama daha ziyade bu motifi Hristiyanların kiliselerinde asma yaprağıyla beraber üzüm salkımlarında kullandığını biliyoruz şimdi bu Osman Paşa'dan biraz bahsedeceğim. Piri Paşa'da da bilahere bahsedeceğim efendim. Piri Mehmet Paşa'dan. Osman Paşa'ya da Pir Osman Paşa diyorlar. Osman Paşa'nın pirlikte bir alakası yok. Yani pir derken bir tarikatın başındaki e, şeyhi, postnişin olan kimsesi anlaşılır. Öyle bir hali yok. Ama Zade Camii efendim, onun avlusundaki de Osman Paşa ya efendim, bu ikisi birleşti. Programın başında da söylediğim gibi şimdi kabrin başında bunu bir daha tekrar ediyorum. Kulaklarda iyi kalsın diye. Et tekrarı Ahsen ve levkane 180 demişler. Yarısı Türkçe, yarısı e, arabi olarak. Dolayısıyla tekrar etmek bazen faydalıdır ama hataları tekrar etmek değil. Hatalar tekrar edilmesi diye ben bu kabrin başında bir şey anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi her iki şahide taşı da Ellemeye korkuyor insan. Şöyle üstüme bulaşırsa bir daha hiç çıkmaz diye. Mum isleri. Her taraf efendim. Bu gördüğünüz yüzün karşı tarafında yerlerdeki mumları toplasam sadece o taraftakileri mum akan şeylerini parçalarını bir kovayı doldurur. Şurada bir de mumluk yapmışlar. Onda da artık kaç kova mum erimiş onu da Allah bilir. Ne? Ben ziyaret ediyorum. Allah-u Teala'dan dileğim var. Bu kabirde yatan insana da vesile ediyorum. E, evet, bu doğru olur. Bundan isteme yalnız. Kabirdekinin bir şey vereceği yok. Kabirdeki eğer Allahü Teala'nın sevgili kuluysa onun hatırına ya Rabbi bu sevdiğin kulun hatırına benim bir sıkıntım var, hastalığım var, iyileşemiyorum. Doktorlara gittim, ilaçlar aldım. Sen ihsan eyle. Borcum, harcım çok. Sen ihsan eyle. Oğlum, çocuğum, kızım biraz hayırsız çıktı. Onları sen ihsan eyle. Bu istekler yapılır. Kitaplarda bu caiz deniyor. Ama gelip de türbeye sen benim işlerimi çözeceksin. Hadi bakalım burayı çözsün. Al sana da bir tane mum. Bir liralık mumla işi hallettirmeye çalışıyorsun. Ya rüşvet versen böyle bir lira yüzüne çarparlar insan efendim. Haşa Allah Teala'ya mı rüşvet veriyorsun? Olur mu böyle bir şey efendim? Biz bu mum yakmayı ben tarihle uğraşan birisi olarak arz ediyorum ki kiliselerdeki yapanlar da yanlış yapıyorlar. Hakiki Hristiyanlıkta mum yakma yok. Mum adama yok. Anahtar satma, anahtar adama yok. O yok, bu yok. Ha, Allah Teala'nın sevdiği kulunun efendim eğer bulunduğu kabrinin bulunduğu yerde bir adak kesmeye niyet ettiyse adak adanır. Mum mum ancak eğer çok karanlık bir kubbeli türbeyse bu türbedarın karanlıkta kalmaması için türbedara aydınlık sağlasın diye verilir. Yani caminin elektriği için. Mesela cami karanlıkta ibadet edilmesin diye. Ama sen buraya getir, mumu boşu başına yak, camide elektrik parasıyla uğraşsın. Hayır cami elektrik parası verilsin demiyorum. Cami elektrik parası bir sıkıntısı yok. Onu hallediyor. Ama bu böyle halledecek gibi değil. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de Kıbrıs'ta din işleri başkanlığı adak yeri deniyor Kıbrıs'ta böyle yerler efendim. Adak yeri. Adak'ta hani Türkiye'de bazıları horoz adıyorlar falan filan. Burada adanır mı? Yani kurban olarak olmazsa adanır tabii. Ben yani bir adak horoz adadımdır ama mum adayarak gelip de buraları kirletmek temizlik el nezafeti minel iman hadisi şerifi bu de İmandan alamet olan, imanın alameti olan, çok önemli bir alamet olan temizliği burada maalesef Allah Teala'dan bir şey istemek için kaldırıyoruz. Olur mu efendim öyle şey? Bunları terk edelim. Bu Osman Paşa, son dönemin paşalarından, sivil paşalardan, 1839'da Tanzimat fermanı ilan edilince. Kıbrıs'ta Osmanlı'nın toprağı ya efendim o zamanlar. Daha İngiliz'e kaptırılmamış veya İngiliz gelip kapmamış. Bu Osman Paşa'yı Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat'ın baş planlayıcı ve kotarıcısı olan Mustafa Reşit Paşa sen diyor Kıbrıs'a git. Kıbrıs'taki devlet kademesindeki insanlara ve halka bu Tanzimat'ın ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlat. Ya böyle elçiler gönderiyor efendim. Dahilede elçi gönderiyor. Anadolu'nun nice yerlerine, nice eyaletlere hep böyle Tanzimatı anlatacak devletin üst kadebe adamları gönderiyor ki Tanzimat'ı herkes hazmetsin. Tanzimat ne diyor? Tanzimat diyor ki gayrimüslimler de Osmanlı vatandaşı olan diğer müslimler gibi efendim aynı haklara sahip. E ee, Osmanlı zaten aynı haklara sahip yapıyordu. Patrikler onların işlerini yapıyorlardı. Fener Rum Patriği bütün özel hukukta Rumlar üzerinde yani Rum Ortodokslar üzerinde özel hukukta son merciydi. E ee, sen getiriyorsun Osmanlı şeriye mahkemelerine bağlıyorsun. Olmadı tabii. Başka şeyler oldu. Mesele Esas Tanzimat'taki mesele padişahın yetkilerinin hükümete devredilmesine varacak bir olaydı. Ondan dolayı da o hükümet Kırım Harbi'ne soktu devleti. Ondan dolayı da o hükümet 93 Harbi'ne 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ne soktu. Mir miranlık verildi. Niye elçi olarak gönderiliyor efendim? Daha düşük derecede birisi gelirse bir hani ye ye mes meselesi ya efendim. Mir miran denmiş. Mir miran illa omuzu rütbeli asker paşa değil sivil olan kimselere de verilince onlara da paşa denir. Osmanlı'da zaten birisini vali yaparken sivili o da mir miran olurdu. Yani bu Osman Paşa'nın sağlığı bozulmuş Baf bölgesinde sıcak bölgede tuzla bölgesinde orada dolaşırken efendim kalkmış buraya Lefke'de ikamet etmeye başlamış. Şimdi İngiliz tarihleri, İngiliz tarihi yazan kitaplar ve oradan alınmış olan kitaplar da İngiliz'in tesirinde kalarak efendim Mir Miran Osman Paşa'nın efendim ailesi hususunda çok böyle ailesinin yanlış yanlış adımlar attığı namus meselelerinin girdiği falan filan da araya bulaştırılmış. Adamcağızın sağlığı iklimden bozulmuş. Lefkoşa'da kalmış, dokunmuş. Tuzla, Baf gitmiş, dokunmuş. Buraya gelmiş. Burada yaşarken de vadesi yetmiş efendim. Yani illa hava dokunması değil ki. Bitmiş. Son nefesini burada vermiş. Osman Paşa bu. Mum yakmayalım, bez bağlamayalım. Din işlerimizin söyledikleri şeyler doğrudur. Diyanetin ilan ettiği türbelerle ilgili ilan ettiği şeyler doğrudur. Eğer tanımıyorsak onları... O zaman gelip de buralara yine mum dikmeye de hakkınız yok. Efendim caminin eveliyatını daha anlatamadık ama bu mum meselesi bizi bu konuda bayağı bir sıktı açıkçası. Sizlerle de paylaştım. İnşallah siz seyircilerimiz de bu konularda nasıl camilerdeki boya meselelerinde gelip de bana ihbarlarda bulunuyorsanız bana mum için ihbarda bulunmayın ama siz de cemaati kırmadan, dökmeden, elinden mumu alarak değil, mumunu söndürerek değil, mumu alıp atarak değil. Fiili bir şekilde nasihat olmaz efendim. Yanlış bir şeydir o. Ancak o hapishanelerde falan belki olur. Yapma dersin, yapıyorsa elinden alırsın. O hapishane disiplinidir. Osmanlı'nın eğitiminde de olsun, yaşantısında da olsun hapishane disiplini yoktur. Bitiremedik, camiye gelemedik de. Caminin çok hoş bir hikayesi de var efendim. Ama bundan sonraki programda inşallah. Hoşçakalınız.